Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben ve Cango şimdi sizlere haftalık enerjinizi anlatacağız. Evet, 22 ve 28 Mart arasındaki enerjiyi anlatmak üzere karşınızda bulunuyorum. Yine kahvelerimizi içtik. Daha videonun başında da hıkıcık tutmasına bir anlam veremediğim gibi yine devam ediyorum konuşmama böyle zorlukla. Evet, bu arada şimdi iki tane sizlere lipstick, bir ruj, La Fera'nın ve Essence'in maskarası, yani rimeli volüm veren, bunların linklerini aşağıya bırakıyorum. Ruj ya da rimel diye siz kodlayabilirsiniz içinizden. Çünkü sizin seçim yapmanızı istiyorum, biliyorsunuz. Bu arada Neslihan Şirin Hayat, bu kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Neslihan Şirin diğer kanalımda da haftalık gün gün burç burç hepsi yüklenmiş bulunmakta. Sesimin kusuruna bakmayın. Çok konuşmaktan mütevellit biraz böyle kısık kısık çıkıyor bu sabah. Ve efendim, Django'nun da büsbütün yaramazlığı üzerinde şimdi kendini temizliyor. Çünkü Taras'a kaçtı. Bütün üstünü başını çamurladı. Evet. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram yine bu videonun altında bulunmakta. Instagram hesabım artık orada yüz binler oldu. Lütfen gelin takipte kalın. Yüz bini geçtik. Sizler de bana eşlik edin. Orada her gün günlük kart paylaşıyorum. Her gün. Evet, ve bir sürü astrolojik olayları paylaşıyoruz. Gündelik olayları paylaşıyoruz. Evet, şimdi seçimimizi yapalım bakalım. Haydi bakalım. Neslihan Siri'ne Instagram hesabım. Şimdi bu hafta neler neler olacak, bunun enerjisi bizlere çıksın, güzellikler bize gelsin. Ve efendim, hemen seçimlerimizi yapalım. Seçimlerim benim en doğru kararlarımdır. Kararlarımı en doğru şekilde veriyorum. Kötü de olsa kararlarım benim kararlarımdır ve sonuçlarından memnunum. Hepsi bana bir ders olarak geri gelir ve güzellikler olarak geri gelir diye olumlamalar yapabilirsiniz. Zaten Neslihan Şirin kartlarından olumlamanızı seçiyorum. Neslihan Şirin kartlarından da almak isteyenler tabii ki WhatsApp numarama yine yazabilirler. Haydi bakalım. Bir tane daha. İnatla bunu seçiyorum. Evet. Neslihan Şirin kartlarından alanlar çok memnunlar. Çünkü birebir sizin enerjilerinizi yansıtıyor. Ve sorularınıza güzel bir cevap oluyor. Zaten ben de bunun için bütün düşüncelerimi bir kitap gibi bunlara yazdım. Sizler güzel seçimler yapın diye. Hemen ben de şöyle bir odaklanayım ve seçeyim. Seçiyorum. Evet, seçiyorum. Evet. Hemen açıyoruz bakalım. Şimdi burada evet. Sizin bu hafta için bir tane kurtarma operasyonunuza ihtiyacınız olabilir. Evet, hemen. Çünkü zalimlik, güneş çıktı, yıldız çıktı. Çok mutlu olacaksınız, merak etmeyin. Şöyle bir şey kart çıktığı zaman, kılıç beşlisi, biraz zalimlik, birazcık soğukluk ve yanında bunalım çıktığı zaman hastalık gözüyle bakıyorsunuz. Ve imparator yine baba demektir. Ve devlet, işte hastaneler, bankalar, büyük yapılar, patronunuz, yine babanız demiştik, ailenin büyükleri, sizlerle birlikte yol alan kişiler, yanınızdaki güçlü bir arkadaşınız işte, ya da devlet memuru, amirdir, memurdur, müdürdür, böyle kişiler. Ve güneş kartı da yine sizin güneş gibi parlayacağınız, bu büyüklerden yana, devletten yana güzellikler alacağınız ya da büyük kişilerden yana. Ve efendim, burada ne diyoruz? Güneş güneş üstüne, güneşler gelsin, sıcaklıklar sizlere gelsin diyoruz. Ve gayet güzel çıktı güneş kartı. Her şeyi parlattı. Aydınlık, netlik, parlaklık üzerine kurulu güzel bir hafta geçireceksiniz. Olumlamanıza bakalım. Evet, denge meleği çıktı. Bu hafta dengenizi koruyacaksınız. Denge ve uyum. Sağlıkla birebir alakalı. Evet. Sağlıkla birebir alakalı bir şey çıktı.
Ve sizler bugün biraz, bu hafta biraz böyle mavi, mavi çivit mavisi, mor açılan mavi falan giyebilirsiniz. Denge uyumu sağlamak için renk tonuna çok bakarım ve altın sarısı ve ayın döngülerini gösteriyor. Önümüzde bir dolunay var. Ve efendim barış. Bu hafta evrenle, çevremle, kendimle her daim barış içindeyim. Böylelikle aşk, huzur, sağlık, bolluk bana akıyor. Dargınlığı bırak, mutluluk fırsatlarını yakala, gerekeni esnekliği gösterirsen barış sana şimdi geliyormuş. Bir barış yaşayacaksın, bir güzellik yaşayacaksın ve burada kesinlikle çok çok önemli. Bu hafta denge huzurunuzun sağlanabilmesi için, huzurlu olabilmeniz için sakinlikte kalın. Hastalık, en ufak bir şey şüphelenirseniz bir doktora gidin. Çünkü güneş sağlığı da anlatan bir kart. Ama sonuçta pardon, sağlık geliyormuş. Hadi bakalım bakalım şimdi. Hadi bakalım Django. Django bana bakar mısın Django? Kameraya bak biraz bakalım. Evet, şimdi açıyoruz bakalım. Hemen burada size bir paket geliyor sanki. Size Trendyol'dan mı yoksa bir şeyler ısmarladım. Bu hafta bir güzellik var. Böyle sanki sizlerin hayatında oluşacak olan bir güzellik gözüküyor. Kameraları sevmediği için aşağıya atladı bizimki. Ve burada dedikodular var. Ama çok güzel bir tavus kuşu var. Az kalmış, tepeli, tepesi bile belli. Yerde, hani kuyruk yerde açıldığı zaman biliyorsunuz ne kadar güzel bir açılım yapıyor. Zaman içinde tabii ki açılacak ve sizlere güzellikler getirecek. Açıldığı zaman siz asıl güzelliği bulacaksınız. Yani asıl müjdeler size gelecek. Şu an yerde ve bir çeyrek gibi, böyle hafta ortası gibi, yani sanki bir müjde geliyor size. Hafta ortası gibi müjdelerimiz olsun. Evet, iyice bakabilmek adına yanıma yaklaştırıyorum ama galiba bu sefer de böyle kadrajdan çıkıyorum. Evet, bir de burada bir dost gördüm. Köpek olabilir bir dost, yani sizlerle birlikte yol alan, yine bu imparator kartını ya da sizin çok böyle değer verdiğiniz bir kişiye anlatabilir. Ve efendim burada S H harfi, Hatay'ın H'si, N harfi görüyorum. Niğde'nin N'si 300, 305 gibi, sanki böyle 305 olabilir. 305. Bazen böyle yan yana geliyor sayılar yani. Hatta bir de bir var burada. İki tane uzun yolculuk var. Birileriyle anlaşma yapıyorsunuz. Birileri size ağız açıyor. Gerçekten ama ağız açıyor. Yani bu ağız açma konusunda sakın sakin olun. Bakın burada zaten şey yapmıştım, yani ağız açma konusunda birileri size sinirli davranırsa, agresif davranırsa onu kesinlikle kale almamanız gerektiği ve kontrolsüz alanlardan hemen uzaklaşmanız gerektiğini anlatan kartlar çıkıyor. Hadi bakalım dilekleri dileyelim. Tombul bir kuş evinize girmek üzere. Hadi bakalım. Geldik, 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 geldik. Dilekleri diledik. Derhal oluştu. Ne diliyorsanız bu hafta güzel, muştulu, müjdeli haberler size geliyormuş. Evet, güzel haberler size geliyormuş. Bakın bir de burada güzel açılan bu kocaman bir kapı görüyorum. Sanki bir yerden para bekliyorsunuz. Daha onun akmasına biraz zaman var. Ufak ufak sanki kokusu gelmiş. Evet, zenginliğin, paranın. Ama daha var. Bu hafta olmazsa da diğer hafta olacak. Ama 3 tane dilek birden aşağı aktığına göre her şey olacak. Neyse, ben dille silmeyeyim dileklerinizi de. Ve güzel bir kalp de var. Kalpten bağlı olduğunuz kişilerle bir iletişiminiz olabilir. Yani bu kalpten bağlı olduğunuz illa aşk değil. Farklı kişiler olabilir, arkadaş, dostlarınız olabilir ama tabii ki önemli olan aşk var mı? Aşk, yalnız olanlara bir küçük kalp çıkmış. Böyle ufak bir aşk kıpırtısı baharla birlikte. Sanırım daha çok yaza çıkacak bu
aşk kokuları ama baharla birlikte bir güzellikler gelmiş, paralarınız da geliyor. Bu güzel bir kart çıktı. Denge, sağlık, huzur da geliyor. Gayet güzel. Hadi bakalım, güzel bir kahve enerjisi çıkmış. Onu söyleyecektim. Şimdi efendim burada Rimel'i seçenlerin enerjisine hemen bakıyoruz. Hadi bakalım. Evet çıkıyor. Burada bir evet çıkıyor. Aşıklar kartı bir evet demektir. Aldık, kabul ettik der misiniz? Çünkü sizin kabul etmeniz çok önemli. Kabullenişe geçmeniz çok önemli. Onun sonrasında aşıklar kartı güzel bir enerjidir. Bir anlaşma, bir sözleşmedir. Ve Değnek Kraliçesi Aslan Yay Koç. Bu siz olabilirsiniz. Yakın bir arkadaşınız olabilir. Bir vakit kalmış demektir. Ve kılıçların ikilisi de sizin kararsız olduğunuz, hafta sonuna doğru kuşkularda bulunduğunuz Dolunay'la birlikte yine ayın döngüleri. Yani Dolunay etkisindeyiz ve bu hafta Dolunay'la birlikte böyle duygularda olacağınız, kararsızlıklarda olacağınız, ama kararsızlık olduğu zaman ne yapıyoruz? Hayatı biraz durduruyoruz. Beklemede kalıyoruz gibi gibi düşünebilirsiniz. Hadi bakalım. Kalbiniz çok kırıkmış. Kalple ilgili sorunlar, gözyaşı var. Ay, inanmıyorum. Ben size bir tane daha melek kartı açacağım. Bakın, kalbiniz ikiye bölünmüş. Aşk acısı olabilir. Bir kadından aldığınız üzüntü olabilir. Bir daha açalım. Evet, burada beyinle ilgili 6. çakra çıkmış. Melek Metatron, zamanla yarıştığınızı, onun sonrasında 3. çivit mavisi, siz de çivit mavisi renkler giyin, gerçekten öyle çıktı. Serinlemek, ferahlamak için beyaz giyinin bu hafta daha çok. Hafiften bakın, mor dalgalar var, zenginlik, dinginliğin rengi. 3. gözünüz açılacak, farkındalığa ulaşacaksınız, bir şeylerin farkına varacaksınız. Rimel'i seçenler, kontrolsüz enerjiler olacakmış bu hafta. Kontrolsüz enerjilere karşı auramdan yayılan bütün enerjilerin kontrolü bende. Bir an bile gücümü kaybetmeden sevgide kalarak çevremdeki pozitif enerjilerin, pardon, çevremdeki negatif enerjilerin bana zarar vermesine engel oluyorum. Çevremdeki pozitif enerjileri topluyorum. Ne kadar güzel yani, gerçekten çok harika çıktı, öyle değil mi? Ve biz böyle bir güzellikle sizlere haftayı tamamlamanızı niyet edin diyorum. Farklı düşünceler, enerjiler, kontrolsüz dedikodu demektir. Böyle şeyler çıktığında da derhal o alandan uzaklaşın diyorum ve kendi güzel alanınıza geçin. Auranız farkındalık yaratsın. İnanın, o kontrolsüz enerjiler kartının bile üzerine kapatıp istemiyorum yani öyle bir şeyi ne görmek ne duymak. Çünkü burada aşıklar kartı, aşktan bahsedersek de bir ikili aşk, bir ilahi aşk ya da çoktan beri beklediğiniz bir aşk size gelebilir ve siz de onu kabul edebilirsiniz. Ya da var olan ilişkinizde müthiş bir yükselme olabilir ve efendim ben esniyorum. Bu da ne demektir? Çok aşırı derecede sizlerin enerjisinde nazar olduğu gösterir. Evet, nazar. Benim 3 dakikada nazara çözüm videomu da izlerseniz çok mutlu olurum. Bu videonun altına da onu ekleyebilirim. Evet, şimdi bu videonun altına linkler ekleyeceğim. Videonun sonunda açılır kapanır kutucuklar var. Onlardan da izleyebilirsiniz. Şimdi burada öyle böyle değil bakın. İki tane insan görüyorum. Sanki böyle birbirlerine yaklaşmışlar, havaya kalkmışlar. Sanki böyle bir şeyler yerine oturacak. Yurt dışı işleriniz var. Kesinlikle bir harita çıkmış. 5 rakamı var ki birazcık risk alma. Böyle bir aslan burcu biri olabilir hayatınızda. Bir risk alma. Bir de N harfi burada da çıkmış. Evet, B harfi, B. Bursa'nın B'si çıkmış mesela. Yine H çıkmış. Bir insan la siz de tartışmaya dikkat edin. Tartışma olabilir yani. Sakinlikte kalın lütfen. Kocaman bir bayrak var. Kocaman ama. Yani bu devletle işlerinize çözümleneceğini,
İvedilikle hani bu hafta bile haberi gelebilir ama öbür haftaya da sarkabilir. Çünkü tam fincanın orta kısmında çıkmış. Ve 8 rakamını görüyorum. Sonsuza kadar sevineceğiniz bir şey olacak. Aa, kalp çıktı. Size kalpten yardımcı olacak birileri var. Bir kalp çıktı. Bir güzellik çıktı. Aa, ne kadar güzel. Yani yeni bir aşk. Zaten aşk da çıktı burada. Yeni bir aşk. Evet. Fazlasıyla böyle sevgi pıtırcığı gibi ama yanlış bir aşk olmasın, aman dikkat edin hani, çünkü şu anda Neptünyen enerjiler var gökyüzünde, yanıltabilir, onlara da dikkat edin diyorum. Ve ikinci fincan aşırı derecede nazarınız bana aksediyor. Ay, nazarınız bana çok aksetti, bana geldi nazarınız. Evet, kalbiniz boş olanlar yeni bir aşk gelebilir. Kalbiniz doluysa da yeni gelenler için evet diyeceksiniz, ya da anlaşmalar, sözleşmelere evet diyeceksiniz. Örtüştüren şey çıkmış, kahve fincanıyla kartlar, tokalaşıyorsunuz. Bu bir anlaşma, sözleşmeyi de anlatıyor efendim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Dileklerimizi söyleyelim şimdi. Evet. Dileğiniz ikinci kere de döndü ama sonuçta döndü. Sonuçta oldu. Evet. Ve öyle de oldu. İnşallah. Herkes kim ne istiyorsa sağlık sağlık, sıhhat sıhhat, afiyet. Burada bir nazar var. Kocaman bir göz çıkıyor. Herkes, bakın, herkes kalbinin ekmeğini yer ya. Siz çok iyi yani. Olaylar, hareketler olmuş, kalbinizin ekmeğini yiyeceksiniz. Ve burada ayrıyetten de bir göz yani çıkıyor, nazar. Bakın, kocaman hanenizin içinde, bakın şurada kocaman patlak bir göz, zaten bütünüyle patlak bir göz, damar damar çıkmış da şunun ortasında, şurada da göz bebeği sanki. Evet, yurt dışı işleriniz olacak. Aslan burcu inatla burada da bir çıkmış sanki, aslan sembolü. Bakın, bir de 5 çıktı. 5. evin sahibidir aslan. Dikkat edin. Bu sadece aslanı ilgilendirmiyor. Bu herkesi ilgilendiriyor. Bu seçen, yani ateş enerjisi çıktı. Ritüeller yapın ve herkese ilgilendiriyor Rimeli seçen. Çünkü burada diyor ki aslında risk almayın. Hani Bitcoin, borsa, işte şudur budur, bunlarda bir risk alanı oluşturmayın diyor size. Güzelliklerin geleceğini gösteriyor. Evet, dileğiniz de oluşacak. Aktı gitti, biraz gecikmeli olabilir. Bu hiç önemli değildir. Evet. Yani burada bir tane baca tütüyor. Bir sıcak, böyle bir sıcak yuva, aile yuvası kurmak istiyorsunuz, ya da ailenizde, hanede bir sıcaklık olacak. Soğukluk duyduğunuz birine sıcaklık duyabilirsiniz. Ay, bu da çok güzel bir şey. Örneğin ben her zaman onu söylüyorum. İnsanlar birbirine tekrar aşık olabilir. Birbiriyle tekrardan iletişim kurabilirler. Hani sizler de böyle düşünebilirsiniz. Gayet güzel çıkıyor. Bakın, soru işaretleri de kafanızda var ama şöyle yaklaştırayım ki böyle ekran resmi alalım. Artık bozuldu zaten fal. İçine suyu döktük. Evet, ekran resmi yapacağız onu. Kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum ve Instagram hesabım Neslihan Serin'e, hadi bakalım oraya hemen abone olun. Instagram'ınız yoksa açınız, abone olunuz. Takip ediniz beni ve efendim orada da hemen şimdi günlük kartı paylaşıyorum. Hoşça kalın. Onu da okursunuz. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çan tuşunu açmayı unutmayın. Bay bay.